Seyyidet Nefise rahmetullahi teala aleyha. Muhammed Ali Paşa Camii'nin doğusundan geçen Salah Salem Caddesi, daha sonra Seyyidet Aişe ismini alır. Batıya doğru giderken sağda, kuzeyde, Seyyidet Aişe Camii bariz bir şekilde görülmektedir. Bu camii önünden geçen ana caddeden 700 metre batıya doğru gidip sonra sağa dönülür. 100 metre ilerleyince Seyyidet Nefise Camii karşımıza çıkar. Seyyidet Nefise rahmetullahi teala aleyha Hazreti Hasen'in oğlu Zeyd'in oğlu Hasen'in kızıdır. 145'te Mekke'de tevellüt, Medine'de ikamet, Mısır'a hicret edip 208 miladi 823 senesinde Mısır'da vefat etti. İshak bin Cafer Sadık'ın zevcesiydi. Veli idi. Çok kerameti görüldü. Buna nezr olunarak yapılan dua kabul olunmaktadır. Cami-u Keramatil Evliya'da diyor ki, Ahmet Bedevi hem seyyittir hem şeriftir. Mısır'daki evliya arasında İmam-ı Şafii'den sonra en üstünü Ahmedi Bedevi'dir. Ondan sonra Seyyidet Nefise'dir. Kabri üzerinde bir nur ve heybet vardır. Her taraftan ziyaretine gelinir. İmam-ı Şarani Hazretleri, Ehl-i Beyt içinde tasarrufu en fazla olanı Seyyidet Nefise'dir buyurdu. Seyyidet Nefise'nin zamanından günümüze kadar Mısır'da bulunanlar ve bütün müminler için bereket olduğunu İslam alimleri buyurmuşlardır. Kendini günahı çok ve dua etmeye yüzü yok bilerek, hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah rızası için 3 Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim adam olsun deyince, bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala'nın rızası için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Hazreti Seyyidet Nefise'ye bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte, kazayı, belayı gidermekte, duayı kabul etmektedir.